Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda dikdörtgen konusundaki ikinci testin çözümünü yapacağız. Testimizi öğreniyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC'de dikdörtgen ve kesimleri verilmiş. Şunlar da birbirine eşit verilmiş. Bir de burada kotu açı 30 derece. Bir de dikdörtgende köşegenler nasıldı? Birbirini ortalıyordu ve birbirine eşitti. Şu eşitleri de yazalım. Şimdi 30 sağ burası da ne olacak? 30. Hatta burası ne oldu? 60. Hocam burası da 60 oldu. İkiz kenarlıktan dolayı. Buraya da kaç kaldı? 30. Hocam x kenarlık var. 30 say 75 75 yapar ve bu arada şuradaki x kenarlığa bakacak olursak eğer 130 sa buradaki açı da 30 derecedir. E x'e de bakarsak şimdi şu üçgende 30 artı x 75'e eşit olacağından x'i buradan kaç buluruz? 45 derece olarak buluruz. Birinci sorunun cevabı böylelikle denizli çıktı. Geldik ikinci soruya. Şimdi 4 kök ise burası da nedir arkadaşlar? 4 kök 3 diye yazdık. Eyvallah. Bu şuraya baktığımız zaman dikten dik çizilmiş mi çizilmiş. Ne yapacağız burada? Öklit. Hadi ökliti uygulayalım bakalım. 4 kök 3'ün karesi şu çarpı tamamı. Hocam yazalım şuraya. 4 kök 3'ün karesi eşittir a çarpı a artı 8. Ya da alfabete mi dalsın? Gerçi öklitin de e, şey ispat da zaten alfabetten geliyor. Herhangi bir şekilde sıkıntı olmaz. Oradan da çıkabilir tabii ki. A çarpı tamam mı? A artı 8. Yani bu 48 değil mi arkadaşlar? Evet bu 48. 48 ne ile neyi çarpındır? 4 çarpı 12'nin. A yerine 4 yazarsak çıkıyor mu? Evet hocam A4 çıktı. Tamam. ABC'de dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Ee, sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? Şurası belli. Şu kısa kenar uzun kenarı bulacağız. Uzun kenarı da şuradan çıkar mı? Çıkar burada öküt bağıntısı yapıp yine şurayı bulup Pisagor'dan da şurayı bulabilirsiniz ama direkt burada bir Pisagor bağıntısı var mı? Var. Şuraya A diyecek olursak pardon X diyecek olursak burası kaç arkadaşlar? 12. Yani şu 12'nin karesi eşittir. 4 köküçün karesi artı X'in karesi şeklinde mi olacağız? Evet ama daha kısası var. 12 dediğimiz 4 çarpı 3. Burası 4 çarpı kök 3. E o zaman burası da x dediğimizde ne olacak? 4 çarpı kare içinde karelerin farkı olacak. 9 eksi 3 olacak. 9 eksi 3'ten 4 kök 6 mı çıktı? Evet kısa yoldan yaptık arkadaşlar. 4 kök 6 bulduk. O zaman alan kaç eşit olacak? 4 kök 6 ile 4 kök 3'ün çarpımı. 4 kök 6 çarpı 4 kök 3. Bu 16 çarpı kök 18 yaptı. Kök 18 dediğimizde nedir arkadaşlar? Kök 18 dediğimizde aynen kalır mı kalmaz. Bu 3 kök 2 diye çıkar. 3 kök 2 16 çarpı 3 kök 2 de kaç yapıyor? 48 kök 2 eşit oluyor arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı? C.Han çıktı arkadaşlar. ikinci soru. Geldik üçüncü soruya. Hocam dik çizilmiş. öklit bağıntılarından falan buluruz ama burada şu üçgenin alanını bulmak istiyoruz. Bu üçgenin alanını bulmak için ne yapmamız lazım? Hocam tabanına ait yükseklik çizmemiz lazım. Ya şurada bu tabana ait yükseklik çizebiliriz ama dikdörtgende şöyle bir şey var. Öncelikle ben öklit bağıntısından şurayı bulabilirim. Hocam dikten dik çizilmiş. Yani şuraya bir A diyecek olursam 6'nın karesi eşittir 3 çarpı A'dan. 36 bölü 3'ten A'yı buradan kaç buluruz? 12 buluruz. E sonra ne yapacağız? Hocam bu 12 tabanına ait yüksekliği lazım bana. E hadi buyur yüksekliği çiz bakalım. Çizdik yüksekliği. Yüksekliği çizince ne oldu? Hocam karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler birbirine eşitti. Ya da alfa beta ya da alıp şu üçgenle şu üçgenle eşit olduğunu da gösterebilirsiniz. Ama bu paraya kenarda da kullandığımız bir şey. Şu dikmeyle bu dikme birbirine eşit. Yani burası ne çıktı? 6 çıktı. O zaman şurayı kaç bulmuştuk arkadaşlar? 12 bulmuştuk galiba. Evet. EBC üçgenin alanı neye eşit olacak? 12 çarpı 6 bölü 2'den 36'ya eşit olacaktır. Üçüncü soru Denizli oldu. Geldik 4'e. Alan dağıtma sorusu arkadaşlar. AE uzunluğu K iken EB'nin uzunluğu 3K olarak verilmiş. Hadi bakalım alan dağıtalım. Şuraya A diyecek olursam A'da kalan A ise hocam alan dağıtalım. Hop şöyle. A'da kalan yine nedir? A'dır. Hocam A'da kalan yine nedir? Burası da A'dır. Sonra 3K'dan K'ya geçeceğiz. 3K'da kalan 3A ise K'da kalan ne yapar? A yapar. E hocam dikdörtgenin yarısı 4A ise diğer yarısı da 4A'dır. Ve EGF üçgenin alanı dediğimiz A dediğimiz 6 verilmiş arkadaşlar. Bizden ne isteniliyor? 8A isteniliyor dikdörtgenin alanında. 8A'da kaç yapar? 6 kere 8'den 48'e eşit olacaktır. Dördüncü soru böylece C hal oldu. Geldik 5'e. 2'ye 4 birimlik verilen şundan şu yapı oluşturulmuş herhalde. Şu uzunluk nedir diye mi soruluyor? Evet. Arkadaşlar 2'ye dörtlük yapı. Hocam burası 4 birim 4 birim. Eyvallah. Ve bizden şuradaki uzunluk isteniyor. Ağırlık merkezi tam alttaki dikdörtgenin birleştikleri ha. Şimdi bir şey diyor burada. Bak diyor ki üstteki dikdörtgenin ağırlık merkezi tam alttaki dikdörtgenin birleştikleri kenarların üzerinde olacak şekilde. Yani bir daha söyleyelim şunu. Şekildeki verilen dikdörtgen biçimindeki duvarlarla üstteki dikdörtgenin ağırlık merkezleri tam alttaki dikdörtgenin birleştikleri kenarları üzerinde olacak şekilde. Arkadaşlar ağırlık merkezi tam köşegenlerin kesim noktasıdır. Şuraya gelsin diyor bize. Yani tam şurası orta nokta olsun diyor bize. O zaman olay bitti arkadaşlar. 4 birim 4 birim tamam. Hocam şu o zaman şurası da 4 birim ya. 2 birim 2 birim ayrılacak. Hocam burası da 2. 90 derece olduğundan burada bir kare oluştu. Aynı şekilde burada da bir kare oluştu mu? Oluştu. Burası da ikişer birim. Yani 2, 4, 6, 8 burası. 4, 8, 10 burası. Hocam 8 var 10 var. O zaman burası ne olacaktır? Ortak çarpandan gidelim isterseniz. Hocam burası 2 çarpı 4. Burası 2 çarpı 5. Burası da 2 çarpı kare içinde 16 artı 25. Yani 2 kök 41 şeklinde bulunur arkadaşlar cevabımız. Yani kaçıncı soru arkadaşlar? Bu 5. sorunun cevabı böyle akçay oldu. Geldik 6'ya. 30-30'sa gençler direkt 30-90'sa 90 burası kaç yapar? 60 yapar. 30-90'sa 90 burası da 60 yapar. O zaman buraya da kaç derece kaldı? 60 derece kaldı. Şimdi bizden ne isteniyor? Bizden istenilen boyalı bölgenin alanı. Öncelikle şu üçgenin alanını ben bulabilirim arkadaşlar. Şuradan dolayı. E, uzunlukları da yazalım mı? 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. Burası 3 köküçtür. 90'ın karşısı 18 ise 30'un karşısı 9'dur. Burası da 9 köküçtür. Dolayısıyla şurayı da bulduk mu? 9 kök 9 kök buraya da 6 kök 3 bulduk. Burası da kaç çıktı? 12 çıktı. E hocam şu üçgenin alanı belli. Nedir? Bu üçgenin alanı arkadaşlar 6 kök 3 çarpı 12 bölü 2 eşit. Artı şuradaki üçgenin alanı. Buradaki üçgenin alanı da belli. Tabanına ait yüksekliği çizersen olay biter kardeşim. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Burası da 3 kök 3 mü yaptı? Evet. Yani siyah boyalı bölgenin alanda 18 çarpı 6 kök 3 kök 3 bölü 2'den e o zaman tüm sonucu buluruz. Burası kaç yaptı? 36 kök 3 artı burası da 27 kök 3 yaptı. E o zaman burası kaç yaptı arkadaşlar? Topladığımızdan 63 kök 3 mi yaptı? Aynen öyle. Cevabımız böylelikle Edremit oldu arkadaşlar. 6. soruda geldik 7'ye. ABC'de dikdörtgen vermiş. A ile EB birbirinden büyük demiş. Arkadaşlar burada bir alfa dalabiliriz. Da ya da direktman şurada bir öklük bağıntısı oluşturabiliriz. Güzel bir şey çıkıyor sanki burada. Ama dediğim gibi alfa da dalabiliriz. Şurada bir dikdörtgen oluştursak. iki kök da kullanırız. Hocam burası A. Buraya da 11 eksi A kaldı değil mi? Evet öklük bağıntısı. 2 kök altının karesi eşittir. A çarpı 11 eksi A. Çarpanları ayırarak da bulabilirsiniz arkadaşlar ama ben direkt hissedeceğim. Bu 24. 24 dediğimiz 4 yazarsak 4 çarpı 6 olmadı. 3 çarpı 8 olabilir. 3'e 8 olabilir ya da tam tersi A 8 de olabilir. Burası 3 de olabilir. Ama A'ye E ebenin uzunluğundan büyük demiş. A'ye daha büyükse 11 eksi A daha büyük olacak arkadaşlar. Daha büyük olması için 3'e 8 şeklinde olmak zorunda. Evet A dediğimiz 3 oldu. O zaman burası da 3 oldu. Burası 2 kök 6 ve alanda kaç çıktı o zaman arkadaşlar? Üçgenin alanı Evet EBC üçgenin alanında 3 çarpı 2 kök 6 bölü 2'den cevabımız 3 kök 6 çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle balık esir olduğu verilenen bilgiyi kullandık bakın. Geldik 8'e. 4 eş dikdörtgen daha büyük bir dikdörtgen oluşturulacak şekilde aşağıdaki gibi birleştiriliyor. Dikkat edin arkadaşlar bunlar da kısa kenarlar uzun kenarı veriyor gördünüz mü? Evet eş dikdörtgenlerdeki uzun kenar 2A oldu kısa kenar A oldu. Gördüğünüz üzere bir şeyler bulduk burada. Elde edilen büyük dikdörtgen çevresi. Hocam burası 4A, 2A, 6A tüm çevre 12A yapıyor. 12A'yı 60 vermiş. Buradan da A'yı kaç buluruz arkadaşlar? 5 olarak buluruz. Eş küçük dikdörtgenlerden birinin alanı isteniyor. Hocam 5 bulduysam burası 10 çıktı, burası 5 çıktı. O zaman alan dediğin 5 çarpı 10'dan kaça eşit olacaktır? 50'ye eşit olacaktır. 8. soru böylelikle balıkesir çıktı. Geldik 9'a. BFCx kenar dik üçgen demiş. aed'yi de eşkenar üçgen demiş. Hemen burada bir açıları yaz kardeşim. 60 60 60. Burayı da 45 45 yaz bakalım. Sonra sonra hocam şuradan bir yükseklik çizsen. Hop şöyle iki eş parçaya böldü mü? Böldü. E, bu, bu noktada birleştirmiş. Ondan dolayı yapıyorum bu hamleyi. Peki buradan da bir yükseklik çizsen burada da iki eş parçaya böldü mü? Böyle Ar arkadaşlar bunun orta dikmesi bu. Bunun da orta dikmesi bu. O zaman bu noktayla bu noktanın birleşiminde bu doğru üstünde olmak zorunda değil mi? Evet. Ya bu doğru parçası orta noktalardan geçmek zorunda o zaman. E o zaman burası tam doğrusal olmak zorunda arkadaşlar. Evet burası doğrusal oldu. Doğrusal olduysa ona göre işlemimizi yapalım isterseniz arkadaşlar. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım isterseniz. Şuraya a dersek hocam burası da a burası da a. 30'un karşısı a ise 60'ın karşısı a kök 3 yapar. Hocam 45 burası da 45 yaptı. 45 45 90'dan dolayı a ise burası da a mı? Evet. Şimdi ABCD dikdörtgenin kenar uzunluğu santimetre cinsinden tam sayı olarak verilmiş. Hocam 2A'da eleman tam sayı olacak. Bir kenar bu. Diğer kenar ne? E, A kök 3 artı 4. Bakın A kök 3 artı 4 artı eksi 2 kök 3 artı A'da eleman ne olacak arkadaşlar? Tam sayı olacak. Dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. O zaman burada köküçlerin gitmesi lazım arkadaşlar. E bu kök 3'ün gitmesi için A'nın kaç olması lazım? A'nın 2 olması lazım. Hocam A2 kök 3 olamaz mı? O da olabilir. Santimetre cinsinden tam sayıdır diye soruluyor. ABC dikdörtgenin alanı kaçtır diye soruluyor. Valla aslında A yerine 2 kök 3 de yazabiliriz. 2 kök 3 yazdığımızda 2 seçenek var. Aslında kaç santimetre kare olabilir diye şey yapılabilir. A yerine 2, 2 de yazabiliriz. 2 yazdığımızda 2 kök 3'ler gitti. 4 2 daha kaç yaptı? 6 yaptı. O zaman Buradan AB uzunluğu. Bakın şu AB uzunluğu arkadaşlar. AB uzunluğu neye eşit oldu o zaman arkadaşlar? A yerine 2 yazdığımızda 2 köküçler gitti. 4 2 daha 6'ya eşit oldu. Ee, o zaman ABC dedik dikdörtgenin alanı kaç yapıyor? Ha. A yerine 2 yazarsak AB 6 oldu. Evet ama e, A yerine aynı zamanda 2 köküçte yazabiliriz. A yerine 2 köküç yazarsam 2A tam sayı olmaz arkadaşlar. O sıkıntı olur. O yüzden A yerine kesinlikle 2 yazmamız lazım. O zaman burası 6 yaptı. Burası kaç yaptı? 4 yaptı. Alan kaç yapacak? 4 çarpı 6'dan 24'e eşit olacaktır. Yani 9. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 10. soruya. ABCD dikdörtgen içinde belirlenen bir P noktasının dikdörtgenin ABC köşelerinin olan uzatları 4, 6 ve 10'dur. P noktasının D köşesinin olan uzatlığı nedir diye soruluyor arkadaşlar. Bu da bize. Bu neydi? Herhangi bir özellikle arkadaşlar hatırlarsanız. Şunları yazalım isterseniz A, B, C, D diye. A, B, C ve D yazdım. Herhangi bir nokta şu köşeye olan uzaklardan bahsediyor bize. Evet. P noktası bu. P noktasının A, B, C'ye sırasıyla 4, 6 ve 10'muş. Neydi arkadaşlar özelliğimiz? Karşılıklı köşelerden çizilen uzunlukların toplamları. Yani 4, 6, 4'ün karesi artı 10'un karesi eşittir. Diğer karşılıklı köşeler yani diğer karşılıklı köşeler hangisi arkadaşlar? B ve D. B ve D'den çizilen şuradaki uzunlukların kareleri toplamı olacak. Yani X. X'in karesi artı 6'nın karesine eşit olacak. O zaman burası hocam e, 20 80 yaptı. 80 eşittir X kare yaptı. X de buradan kaç yaptı? 4 kök 5'e eşit oldu galiba değil mi? X kare 80 ise X de buradan 4 kök 5 yapar. P noktasının D köşesine olan uzaklığı Böylelikle cevabımız ne çıktı? 4 kök 5 çıktı arkadaşlar. Yani 10. soru denizli oldu. Geldik 11. soruya. ABC'de dikdörtgen demiş. Paralellikler paralellikler verilmiş. Tamam burası beşgen dikdörtgenden 5 beş, 5. 3 ise 3 üç, 3 yapıştırdık bir yapıştırdık. Boyalı dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar. Bize şimdi ne yapmamız lazım bizim burada? Hocam şuradaki kenarı bulmamız lazım. A diyelim. Şurası da mı yaptı? Evet. Sonra bir de şu kenarı bulmamız lazım. Hocam buraya bir B diyelim o zaman. O zaman burası da B yaptı mı? Yaptı. Hatta burası da A mı? A. Yani A çarpı B'yi bulmak için bir hamle yapacağım. Arkadaşlar şurada bir şey fark ettim ben. Bir kelebek benzerliği var. Değil mi? İlk önce temel orantı yapsam mı diye bir şey yaptım ama A ve B işin içine girince işin içine kelebek girmiş oldu. Bak kelebekteki oran hocam yukarıdan aşağıya 5 bölü A aynı zamanda aynı doğru üstündeki B bölü 3 eşit değil midir? Evet. İşler işler yapınca A çarp B kaç geldi? 15 geldi. Zaten bizden de ne isteniyor arkadaşlar? Alan isteniliyor. Yani A çarp B isteniyor. Cevabımız böylelikle Edremit oldu. Ve 11. soruyu da Edremit bulduysak bu test bitti diyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 3. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.